Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda çok önemli ülkemiz için özellikle iş sağlığı ve güvenliğini konuşacağız. Çünkü biliyorsunuz dünyada biraz sıralamada kötü durumlardayız ama onunla ilgili çok değerli çalışan, işlerini geliştiren firmalar var. İşte bakalım son zamanlarda durum ne? Bunları konuşacağız. Bir de tabii ki önemli olan artık dünyaya da çok iyi bakmamız gerekiyor ki iyi dönüşler alalım. Bunları konuşacağız. İknur Batuk Engin konuğumuz. Kendisine hoş geldiniz diyelim hoş programımıza Merhabalar. başlayalım. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizin bu güzel enerjinizde harikayım. Teşekkürler. Ee, şimdi iç sağlığı ve güvenliği gerçekten çok önemli, çok değerli. Bununla ilgili evet. kötü bir sicilimiz de olsa ülke olarak. <laughs> sizlerin destekleri düzelteceğiz. Bunları konuşacağız ama ondan önce siz nasıl başladığınız mesleği onu bir dinlemek isteriz. Sonra konularımıza geçelim. İsmim dediğiniz gibi ilk Nur Batuk Engin. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 94 mezunuyum. Ee, A sınıfı iş güvenliği uzmanıyım. 8 Mayıs 2005'te aldım sertifikayı. Eee ISO 45001 iş sağlığı güvenliği yönetim sistemi, ISO 14001 çevre yönetim sistemi, ISO 9001 kalite yönetim sistemi, ISO 50001 enerji yönetim sistemi eğitmeni ve denetçisiyim. Aynı zamanda Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yetkili eğitmenim üniversitelerde de yüksek lisans programına katılıyorum iş sağlığı güvenliği konularında sağdaki tecrübelerimizi aktarabilmek amacıyla. NİBOŞ uluslararası sertifikam var genel bir sertifika ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili. Son olarak da şunu söyleyebilirim 5312 sayılı petrol ve deniz kirliliğini önleme ile ilgili kanun kapsamında Ulaştırma Bakanlığı'ndan sertifikan bulunmakta. Harika. Gerçekten evet. A sınıfı olması evet. galiba değil mi? B'yi evet. de C'yi de aslında evet. siz Evet birazdan bahsediyor olacağım. Ee, 60-31 sayılı iş sağlığı güvenliği kanunu kapsamında <laughs> e, sektörler, iş yerleri 3 gruba ayrılmış durumda. Çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olarak. Çok tehlikeli sınıfta A sınıfı. İş sağlığı güvenliği uzmanı çalışma zorunluluğu var. Tabii ki diğerlerinde B ve C sınıfı uzmanlar çalışıyor. Ee, akabinde bunlar iş sağlığı güvenliği, İSG kati programında kayıtlı olmak zorunda. NACE koduna göre, tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre de e, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer, sahip, diğer sağlık personeli e, sayıları ve e, saatleri belirlenmektedir. Harika. Peki, açarsak biz böyle dile kolay söylüyoruz iş sağlığı güvenliği ama ne demektir? Ne anlamalıyız? Evet, ben iş sağlığı güvenliğine <laughs> Kargil'de başladım. Öncelikle mesleki kariyerimden bahsetmek gerekirse, çünkü bizler alaylı yetiştik sahada. Bunun bir okulu yoktu. Ee, Kargil bir Amerikan şirketi olması tabii sene 1994 iş sağlığı güvenliği konusunda sadece 1475 sayılı iş kanunumuz vardı, İSG kurulunun yer aldığı, Kargil benim için güzel bir okul oldu. Daha sonra petrol ofisinde sertifikalandığım bir dönem oldu iş sağlığı güvenliği anlamında. A sınıfı sertifikamı, çevre görevlisi bu arada onu da belirteyim. 28-72 sayılı çevre kanunu kapsamında Türkiye birincisi oldum sınavda. Teşekkür ederim. Ee, teşekkür ederim. Ee, petrol ofisinde ise sistemi kurarak sertifikalandığım alan oldu iş sağlığı güvenliği. Daha sonra 29 senedir bu işin içerisindeyim. Sonraki dönemde ise kendi işimi yürüttüm. Ee, i̇ş sağlığı güvenliği nedir sorusuna cevabım. Her iş yerinde bir takım tehlikeler var. Biyolojik, kimyasal, fiziksel, psikososyal risk etmenleri. Çalışan güvenli bir şekilde çalışıp iş kazalarının önüne geçebilmek adına bizler proaktif yaklaşımla tehlikeleri belirleyip önlem almak adına sistematik yaklaşımla e, prosedürler, risk analizleri, acil durum planları, İSG eğitimleri ile bunların önüne geçiyoruz. Yani iş sağlığı güvenliğinde amaç iş kazalarını önlemek hı hı. E, ve mutlu bir şekilde çalışan tek parça halinde nasıl evinden işe geliyorsa bedenen ve ruhen aynı şekilde e, evlerine göndermek. Evet. Ama burada sanırım herkesin işin ucundan tutması lazım. Sadece Tabii. o iş güvenliği uzmanının Kesinlikle. tek başına çabası yetmiyor değil mi? Yetmiyor. Özellikle işverenden başlıyor destek. Çalışan da yeni kanunumuzla birlikte öncelikle 1475 sayılı iş kanunumuz vardı sadece İSG kurulu. Daha sonra 2003 yılında 4857 sayılı iş kanunu bölüm 5 madde 77 ile 89 arasına yerleştirildi iş güvenliği. Baktılar ki yeterli değil halen kazalar devam ediyor. Daha sonra ayrı bir kanun çıktı bir takım yaşanan kazalar da buna vesile oldu hızlandırdı süreci. 63-31 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu kapsamında e, mevzuatımız işverene özellikle büyük yükümlülük, çalışana yükümlülük. 63-31 madde 4, işveren her türlü tedbiri almakla yükümlüdürden yola çıkarak işverene yüklemiştir aslında. Bizler sahada iş güvenliği uzmanları, iş yeri, hekimleri veya diğer sağlık personeli sadece destek ve yönlendirmede bulunabiliyoruz. Çalışan yükümlülükleri ise dediğiniz çok doğru. 60-31 madde 19 ile birlikte çalışan yükümlülükleri de geldi, getirildi. Ee, eskiden servise binerdi, e, mavi yakalı dediğimiz çalışanlar makinasının başına geçerdi, aralarını kullanırdı, akşam yine servislerinde eve giderdi. Hayır, şimdi biz onları sistemin içine dahil ediyoruz bu yasayla. Çalışan temsilcileri ve destek elemanları seçiliyor. İSG kurulu kapsamında dahiller. Tehlike bildirimleri, düzeltici önleyici faaliyetler, ramak kala formlarını dolduruyorlar. E, tatbikatlara bir fil kendileri de katılıyor. Dolayısıyla aslında en iyi geri bildirimi bizler çalışandan alırız. Tehlikeyi onlar bilebilirler. Biz sadece tahmin edebiliriz mühendisler evet. olarak. Sahada evet. bir fiil çalış ama onlara öncelikle neyi vermeliyiz? Tehlikenin ne olduğunu, ne, nereden gelebileceğini, neleri nasıl tanımlayacağını bilmemiz gerekiyor. Evet. Bu şekilde. Peki başında söylediğim gibi sicilimiz kötü ya Türkiye olarak bu konuda. Evet. Nasıl gidiyor çalışmalar? Düzeldik mi? İyi gidiyor mu? Sıfırlamamız mümkün değil. Risk her zaman var hayatta. Evet kazalara baktığımızda mesela 2019 istatistiklerinde 2018'e göre yüzde iki azalma gözüküyor. Ölümlerde ise iş kazalarından kaynaklı yüzde altı olduğu belirtiliyor literatürde istatistiklere baktığımızda. Ee, nasılız? Tabii ki 29 senedir sektördeyim. Eskisi gibi değiliz ama daha çok Yolumuz dikkat var. etmemiz gereken yol var. Öncelikle işveren... hani Den kaynaklı kabullenememe, masraf görme, bunu ödemek, önlemekten daha ucuzdur ve daha kolaydır. Ve emniyet önlemleri hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. İlk sırada yer almalıdır. Biz politikalarımızda da iş yeri politikalarımızda, ISO 45.001'in standartın 5.2 maddesinde de, bu 14.001'de de vardır politikalar ve orada der ki, iş yeri için en önemli ilk adım iş sağlığı, güvenliği ve çevre konularında ilk sırada yer alıyor olmamız. Ve bunu yaparken çalışanlarımızla, müteahhitlerimizle, tedarikçilerimizle, müşterilerimizle birlikte el ele bunu yapmamız gerekiyor. Bir kişiye veremeyiz bu sorumluluğu. Hepimizin sorumluluğu. Taşın, elimizi taşın altına Kesinlikle sokmamız gerekiyor, e gerekiyor. Ayrıca şöyle de bir durum var. Ee, olduğunu düşünüyorum. Ee, ne kadar iş güvenliği uzmanı dediğiniz gibi e, olsa da bunu patronun, işverenin, işçilerin çok dikkat etmesi lazım. Ben hep söylerim çalışırken de 40 yılda bir olur. O olacak kaza belki ama 40 yıl çalıştığınız olmaz. Evet. Ama 40 yılınızı götürür. Kesinlikle. Doğru mudur? Kesinlikle öyle anlık siz sistemi tamamıyla kurmuş olabilirsiniz. Bizim PUKO dediğimiz planla uygula, kontrol et, önlem al. Planlamada biz ne yapıyoruz? Risk analizleri yapıyoruz. Talimat prosedürlerimizi yapıyoruz. Mevzuatın gerekliklerini prosedürlere yediriyoruz. Çalışanlarımızı eğitiyoruz. Ondan sonra sahada uygulamayı alıyoruz. Uygularken orada çıkabilecek eksiklikler için düzeltici, önleyici, faaliyetler, tehlike ramak, kala formları. ve bundan sonra kontrole geçiyoruz. Denetimlerimizi yapıyoruz. Sistemimizi kurduk ancak sistemimiz gerektiği gibi doğru işliyor mu? İşlemiyorsa... E Oradaki geri bildirimleri biz doğru alıyor muyuz ve önlemlerimiz nasıl ilerliyor? Risk analizlerine tekrar yansıtıyor muyuz? Çünkü risk analizlerinde bizler kontrol önlemlerine baktığımızda birinci adımımız bertaraf etmek o tehlikeyi. İkinci adımımız ikame, yer değiştirmek. Üçüncü adımımız mühendislik, dördüncü adımımız idari kontroller. En son alınması gereken Tedbir kişisel koruyucu donanımdır. İlk dört tedbir bizi toplu olarak korur ama son tedbir sadece kişiyi korur. İstenmeyen kişisel koruyucu donanımdır. İlk önce mühendislik ve diğer tedbirleri almamız gerekiyor. Fakat işverenin desteği çok çok önemli bu evet, konuda. Evet. Peki şimdi 29 yıllık bir deneyimden bahsediyoruz. O deneyimi göz önüne alırsak kimler bu mesleği yapmalı? Bu mesleği yapanların nasıl özellikleri olmalı? Gençlere ne tavsiye edersiniz? Gençlere ne tavsiye ederim? Bir kere e, yetkinliklerini arttırmalılar, e, sabırlı olmalılar. bu işi yapmak isteyen kişilerin e, il, takım çalışmasına açık analitik düşünen, stresi iyi yönetebilen, dökümantasyon ve kayıtları iyi tutabilen, doğru tutabilen. Çünkü sahada çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz bu konuda. Yani bir kaza olduğunda söz uçar yazı kalır önümüze dökümanla geliyor. Ee, sabırlı olması gerekiyor ve empati yeteneğinin kuvvetli olması gerekiyor. Bir konuda da bir şey bahsedebilir miyim acaba? Ben ee, ben bunu her platformda, bütün çalıştaylarda, bakanlığa da yazımda bildirdim. İş kazalarını nasıl minimize edebilir? Nasıl gidiyor? Çok güzel bir kanunumuz var. Çok sağlam ve yönetmelikleri 35-40'a yakın yönetmeliğimiz var iş sağlığı güvenliği alanında. Bir de bizim iş sağlığı güvenli uzman iş yeri hekimlerinin doldurduğu ve işverenin de onayladığı kara kaplı defterimiz var. Çalışma İl Bölge Müdürlüğü ve noter onaylı olan bu defter... E çalışma süresince iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından doldurulur. Neler yansıtılır? Problemler yansır. Giderilemeyen problemler yansıtılır. Giderilmediği takdirde de çalışma il bölge müdürlüğüne bildirilmeli ve çalışma il bölge müdürlüğünden denetçiler tabii ki haklı olarak gelip ne oluyor burada? Problem nedir diye işvereni denetliyor. Fakat buradaki problem şu. En büyük sıkıntı Denetçi gittikten sonra bakanlık yetkilisi maalesef maaşını ben veriyorum iş sağlığı güvenliği uzmanı veya işe sen beni şikayet etmişin şeklinde buradaki kaosun önce yönetmelik bazında sonrasında da nit tavsiyem veya çözüm önerimiz. Hollanda ve Almanya örneğinde olduğu gibi iş sağlığı güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimlerinin maaşlarını fondan alıyor olması. Bağımsızlık ilkesi çerçevesinde iş kazalarını da daha iyi bir şekilde minimize edeceğine olan inancım tam. Kesinlikle, kesinlikle çok katılıyorum. Peki, e, şimdi 29 yıl bu stres, sorumluluk devam eden, başa gelen evet. ve birçok da başka yaptığınız tabii işler de var. Evet. E, bundan sonraki planlar ne? Şimdi şöyle geçtiğimiz sene emekliliğimi hak ettim. Sadece hak ettim. Evet emekli oldum ama tam gaz işlerim devam ediyor. Bununla birlikte turizme de yöneldim. Değerli eşim Murat Engin teşekkür ediyorum ona buradan da. Çok büyük desteği oldu. Neredeyiz? Çanakkale ili eee Çanakkale'nin incisi, Geyikli beldesi, Dalyan köyündeyiz. Bozcaada'nın karşısında Nur Konak Bungalov olarak çalışmalarımıza başladık turizm. Buradan Geyikli Belediye Başkanı ve değerli Geyikli Belediye çalışanlarına özellikle doğanın o e, atmosferine uygun olarak turizme bulundukları katkıdan dolayı kendilerine de teşekkür etmek istiyorum. Harika, çok güzel. Ee, ha, turizme girmeniz bunu bir sonraki programımızda daha detaylı konuşacağız. Çünkü önemli. Son tamam. olarak var mı ilk söylemek istedikleriniz? Valla gençlere mesajım olacak. Buyurun. Lütfen kendinizi iyi yetiştirin. Tek bir lisan yeterli değil. Birden fazla lisan olsun. Okumaktan vazgeçmeyin okuyun. Sabırlı olun. Takım çalışmasına açık olun. Ee, ve çok çalışın. Harika. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ben konuk teşekkür olduğunuz ederim. için çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dilerim. Sağ olun sizler de aynı ol. şekilde sağ olun sevgiler. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten iş sağlığı ve güvenlik konularında en önemli şey ilk Hanım'ın da altını çizdiği işverenlerin ödemeyi yaptığı için maaşlı olarak o kontrolleri en aza indirme baskı kurma gibi e, tabii ki tepkileri olabiliyor. Bunun için de çok güzel bir yöntem aslında fondan almaları. Bence en önemli, en hassas noktalardan biri. Ee, çok eminim ki ilk kararname çıktığında bile bir sürü iş kazasının önüne geçilecek. Onlar sayı değil, can. Böyle düşünürsek daha sorumlu hissederiz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.